Böyle bir dönemde eğer kapanma kararı alınırsa Cumhurbaşkanlığı ve iktidarın çıkıp açık bir şekilde çiftçilerimizin bu dönem içindeki gübre, yem ve mazot masraflarını hibe olarak verme teminatını söylemeleri lazım. Sakın ha efendim kaynağımız yok demesinler. İstediklerinde 3-5 müteahhitte nasıl kaynak bulduklarını hepimiz biliyoruz. Sakın ha rezervlerimiz tükendi demesinler. O zaman millet de rezervleri tüketen ve kaybolup giden Hazine Maliye Bakanı nerede diye sorar size, nerede diye. Yine işsizlik sigortası da şu anda 94 milyar Türk lirası tasarruf var. Bunları yine ihtiyat akçesini tükettiğiniz gibi bütçe açıklarını kullanmayın. Ve işçilerimizin kısa çalışma ödeneğini tekrar devreye sokun. Bu kapanma süresince işsizlere doğrudan yardım şeklinde yardımda bulunun. Yani kapanmanın bedelini esnafa, işçiye, çiftçiye ödetmeyin. Siz o bedeli ödeyin. Yoksa millet size öyle bir bedel ödetecek ki ağzınız açık olacak. Bugün sabahleyin Gaziantep çarşısında gezerken en çok söylenen sözlerden birisi ne ki beni çok mutlu etti. Sayın Başbakanım yeter artık bunlardan bizi kurtarın dediler. Bir, iki, sizden tek şey istiyoruz. Seçim sandığını önümüze getirin. Ondan sonra ne yapacağımızı bir görün dediler. Aslında bunu bize söylemediler. Bunu anketçilere de söylediler. Hala iktidara yüksek oranda oy gösteren anketçilere de söylediler. Benim alanda gördüğüm tek bir gerçek var. İktidar süratle eriyor. Süratle eriyor. Ve halkımızın tepkisi her geçen gün çığ gibi büyüyor. Esnafımız, çiftçimiz her yerde dert yanıyor. Bu işin sonu seçim sandığıdır. Seçim sandığının sonu da ülkeyi yönetemeyen, çözüm bulamayan bu iktidarın gitmesi ve huzuru, güveni, adaleti getirecek olan Gelecek Partisi iktidarının gelmesidir. Bundan hiç tereddüdümüz olmaz. Adalet. Sağlıkta tablo bu, adalette daha mı iyi? İnsan hakları ihlalleri zirvede. Bir milletvekili meclisten sabah namazı için abdest aldığı şartlarda alınıp çıkartılıyor. Hastaneye kaldırılıyor, hastaneden çıkartılıp hapse atılıyor ama organize suç örgütlerinin liderleri hapisten çıkarılıp toplumun içine salınıyor. En sonunda Sayın Bahçeli nihai talimatını da verdi. Anayasa Mahkemesi kapatılmalı. Arkadaşlar ülkeyi kim yönetiyor? Kim karar veriyor buna? Devlet kurumlarının içini boşalttılar. Merkez Bankası Başkanlığı fiilen şu anda işlevini yapamaz hale geldi. Hazine Maliye Bakanlığı ekonomi yönetemez halde. Adalet Bakanlığı da Suç Bakanlığı haline dönüşmüş. Hapishane açmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Bir rakam daha söyleyeyim size de. Şu anda Avrupa'da en fazla tutuklu ve yükümlü bulunan ülkede de Türkiye birinci. Bizim arkamızdan bizden nüfusu çok daha fazla olan Rusya geliyor. Bir ülkede eğer hapishaneler böylesine doluysa o ülkede ya adalet yoktur ya da huzur yoktur. Maalesef Türkiye'de ikisi de yok. Şu anda Avrupa'da en fazla tutuklu ve yükümlü sayısına sahip olan ülke Türkiye. Bu Türkiye için bir yüz karasıdır. Evet. Kilis'te esnaf yanımıza geldi ve bana intihar eden esnafın isimlerini söylediler. Esnaf intihar ediyorsa, uyuşturucu bağımlılığında da Türkiye maalesef şu anda dünyanın en fazla uyuşturucu bağımlısı olan şehirler sıralamasında İstanbul birinci geliyor dünyada. Ve bazı şehirlerimiz de içinde tek tek zikretmeyeyim. İnsanları ümitsizliğe sevk ederseniz sonu budur. İnsanları gelecek, özellikle de gençleri gelecek kaygısına düşürürseniz sonucu budur. Ülkeyi kimin yönettiği belli değil. Kimin karar aldığı, kimin hesap vereceği de belli değil. Sayın Cumhurbaşkanı işine geldiği zaman hemen konuşuyor, işine gelmediği zaman günlerce susuyor. İşine geldiği zaman birine hemen tepki veriyor, işine gelmediği zaman kenara çekiliyor. İşte devlet adamının yapmaması gereken şey budur. Ve bunu gören dışarıdakiler de diğer ülkelerde her gün Türkiye'ye yer veriyorlar. Bakın Çin Büyükelçisi'nin yaptığını, bütün diplomatik tamirleri yok sayarak
doğrudan bir siyasi parti liderini Sayın Meral Akşener'i ve bir belediye başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Açıkça tehdit etti. Ankara'nın ortasında tehdit etti. Bunun cevabı hemen istenmeyen adam ilan edilmesi ve ülkesine gönderilmesidir. Sureta göstermelik bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Arkasından Çin Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Büyükelçinin sözlerinin arkasındayız. Bunun hesabını sorarız cinsinden. Allah aşkına dünyanın öbür köşesinden eğer Çin Türkiye'den hesap soracaksa Gaziantep emperyalistlere karşı ayağa kalkmış Gaziantep kahraman Gaziantep'lerin torunlarının diyarından sesleniyorum. Ankara mazlum milletlerin başkentiydi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin hemen öncesi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kur'an Meclisi'nin bulunduğu başkent değildi. O mazlumlar Ankara'ya dönüp baktıklarında onurlu bir ses bekliyor. Tecavüze uğrayan Doğu Türkistanlı, Uygur, Kazak, Kırgız kardeşlerimiz. Ankara'dan ses yok. Ankara'dan seda yok. Dünyanın her yerinden ses, seda var. Ankara'dan ses yok. Hani Gaziantepliler Şahin Bey türküsünde olduğu gibi vurun Antepliler namus günü derken biz sesleniyoruz Ankara'dan. Konuşun, konuşun iktidardakiler. Bugün Doğu Türkistan'daki kadınların namus günüdür. Namus günüdür. Ama sesleri çıkmıyor. Ve dün İtalyan Başbakanı da Cumhurbaşkanı'na hakaret ihtiva eden sözlerle bir takım açıklamalarda bulundu. İtalyan Büyükelçisi'ni de Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Ama bu nerede başladı biliyor musunuz? Eğer bir ülkenin devlet başkanı, başka bir ülkenin devlet başkanı, cumhurbaşkanına ahmak olma diye mektup gönderip o da sineye çekerse ondan sonra sıraya girerler, hepsi böyle hesap sorarlar. Kendi ülkesinde adaleti savunmayanların, kendi ülkesinde insanlarına onurlu bir gelecek çizemeyenlerin başka ülkeler nezdinde itibar sahibi olmaları mümkün değil. Biz tekrar iddialı ve itibarlı bir ülkeyi inşa edeceğiz. Hiç tereddütünüz olmasın. Ve onurlu bir hayat beklentisi içindeki 83 milyon vatandaşımız bugün çok küçük bir zümre hariç ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün yaptığı bir açıklama var. D8 ülkelerine konuşurken diyor ki D8 toplantısında artık bu pandemi döneminde ve bu ekonomik sıkıntılar karşısında hepimiz yerli paralarımızla birbirimizden alışveriş yapalım. Yani D8 ülkeleri milli paralarını kullanarak birbirinden alışveriş yapsınlar. Elhak doğru, güzel bir fikir. Eskiden beri biz bunu savunuruz. Aradan doları, sterlini, neyse diğer paraları çıkaralım. Çok güzel bir düşünce. Ama adama demezler mi? Sayın Cumhurbaşkanı, kendi otobanlardan, köprülerden de müteahhitlere dönüp artık milli paramıza dönelim diye niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Çünkü o müteahhitlerle ortaklıkları var. Açık ve net söylüyorum. Şeffaf yürütülmeyen ihalelerin tümünde öyle veya böyle gizli ortaklıklar vardır. Şeffaf yürütülmeyen ihalelerde. Davetiye usulüyle yapılan ihalelerde. İşte onun için biz Gelecek Partisi olarak 165 maddede temiz siyaset belgesi açıkladık. İhale yasasını değiştireceğiz arkadaşlar. Kimse perde gerisinden pazarlık yapamayacak. Herkesin önünde işleyecek ihaleler. Vergi sistemini tümüyle değiştireceğiz. Ve vergi sistemindeki adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız. Gelir adaletini tekrar inşa edip kuracağız. Gelir adaletini. Bugün Gaziantep'te il başkanımızla gezerken bir tarafta dünkü Gaziantep sokaklarında Avrupa standartlarındaki sokakları da gördük. Ama arka mahallelerde Afrika demeyeyim ama çok geri standartlardaki hayat şartlarını da gördük. İki tablo aynı anda bir şehirde bir ülkede yaşanıyorsa orada huzur olmaz. İşte biz vergi sistemini tümüyle değiştirerek gelir adaletini sağlayacağız. Teşvik sistemini değiştireceğiz. Ve teşvik sistemi üzerinden yürütülen adaletsizlikleri ortadan kaldıracağız. 2021 bütçesinde çiftçilere 22 milyar teşvik verip, destek verip müteahhitlere 30 milyar veren sistemi yerle bir edeceğiz. Tekrar söylüyorum. Otoriter yolsuzluk sistemini yerle bir edecek, demokratik temiz siyaset sistemini de inşa edeceğiz inşallah. Hep beraber.